arkadaşlar bu dersimizde Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Bu faaliyetleri sıralamamız gerekirse ormancılık, balıkçılık, tarım, hayvancılık ve buna bağlı olarak farklı dağılış gösteren ekonomik faaliyetler karşımıza çıkacak. Peki bunlarla ilgili ilk başlığımız Türkiye'de balıkçılık. Türkiye'de balıkçılık deyince aklımıza ilk gelecek yer aslında Karadeniz. Peki bununla ilgili yorum yaparken Karadeniz'i mutlaka aklımızın bir köşesine tutuyoruz. Peki diyoruz ki sürüleri deyince ve bunun gelişmesi deyince aklımıza hangi özellikler gelmeli? Ve Türkiye'de balıkçılığın ne derecede yapıldığıyla ilgili sorularda neleri düşünmeliyiz? Onlara bir bakalım. Açık deniz balıkçılığı gelişmesi için önemli şartlardan bir tanesi. Zararlı balık avlanma yöntemlerinin önlenmesi ki biz ne diyoruz? Troll yapılması. Türkiye'de maalesef troll ile balıkçılık halen devam etmekte. Bunun önüne geçemezsek biz balıkçının ilerlemesi bu şartlarda çok da mümkün olmayacaktır. Yine modern balıkçılık yöntemlerinin uygulanması. Türkiye'de maalesef modern balıkçılık yöntemlerini yerine takayla yapılan balıkçılık tercih edilmiş. Bu da yine ülkenin gelişmişlik ya da gelişmemiş şartlarıyla paralel olarak sürdürülebilmekte olan balıkçılık türlerinden bir tanesidir. Kıyı kirlenmesinin önüne geçilmesine yine su ürünlerinin gelişmesine önemli yere sahip alt başlıklardan bir tanesi. Yine küçük balıkçıkların büyük ortaklıklara dönüştürülmesi önemli şartlardan bir tanesi. Balık çiftliklerinin yaygınlaştırılması, destek ve kredilerin bu anlamda devlet tarafından balıkçılara verilmesi, depo ve soğutma olanaklarının artırılması balıkçılığın gelişmesi için önemli faktörlerden bir diğeri. Karadeniz'de balıkçının fazla olmasından neler etkiler? Onlara bir bakalım. Balıkçılıkla uğraşan nüfusun fazlalığı bol akarsu dökülmesiyle planktonların artması, plankton balıkların yediği, gözle göremediğimiz o mikroskobik canlılar, tuzluluğun az olması yine Karadeniz'e balıkçının fazla olmasına etkili, sıcaklığın az olması ve Akdeniz'den Karadeniz'e doğru göç yaşanması, özellikle balık göç yaşanması önemlidir. Hatırlamız var burada. Önemli yine karşımıza çıkacak soru tarzlarından bir tanesini oluşturuyor bu hatırla. Bu senenin yani 2014 KFSS'nin çıkmış soru arasında da kendisi yer aldı. Karadeniz'de 200 metreden sonra neden balıkçılık yapılmamakta derse zehirli hidrojen sülfür gazının varlığı bu anlamda Karadeniz'in 200 metreden sonrasını balıkçılıkta zorlamaktadır. Bunu da unutmayalım lütfen arkadaşlar. Peki tatlı su balıkçılığı ve kültür balıkçılığı iki türlü balıkçılık yöntemi olarak karşımıza çıkacak. Hatırlamız var bununla ilgili bu bağlamda hatırlamamız gereken önemli bir şey. Bu anlamda tatlı su balıkçılığı ile kültür balıkçılığının yapılacağı yerler genellikle gelişmiş sahalardır. Ülkemiz bu anlamda tatlı su balıkçılığı da kültür balıkçılığı çok fazla önermemiştir. Ama geliştirmemiz gereken önemli balıkçılık türlerinden ikisi yine tatlı su ve kültür balıkçılığıdır. Bunu da unutmayalım. Şimdi Türkiye'de ekonomik faaliyet sıralamasında tarımsal üretim yüzde hayvancılık hayvancılıktan elde etmekte. Deri sanayi yine bu anlamda Ham madde olarak hayvancılığı kullanmakta, ihracatımızın önemli bir kısmında hayvancılık oluşturmakta bunu da unutmayalım dokuma ve giyim sanayi, pamuk ipliği ve pamuklu dokuma, yün ipliği ve yünlü dokuma, yine buna bağlı olarak yünlü kumaş, suni ipek ve kumaş yine ülkemizin bir takım bölgelerinde ekonomik faaliyet olarak yapılmakta. Dokuma ve giyim sanayi deyince aklımıza ilk gelecek şehir İstanbul. Pamuk ve pamuklu dokumada Nazilli, Manisa, Denizli, Mersin, Tarsus, Adana, Antalya, Maraş ve Hatay. Yün ve yünlü kumaşla hereke, suni ipek ve kumaşla ise İstanbul ve Bursa'yı öncelikle aklımıza getirmeliyiz. Tabi ipek ve ipekli kumaşla gemlik, Bursa, İstanbul, hazır giyimde İstanbul, halı, kim, battaniyede, Isparta, Ledik, Bünyan, Kayseri, Sivas ve Uşak ilk sırada aklımıza gelecek şehirler arkadaşlar. <laughs>